Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Bulut. Bugünkü videomuzda da nasıl kaydederim serisinin ilk bölümü için karşınızdayım. Sıkça sorulan sorulardan birini cevaplamaya çalışacağım. Akustik davul kaydını nasıl aldığımı soran çok oluyordu. Onu elimden gelince detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle davulun başına gidelim. Hangi mikrofonları kullanıyorum, nasıl açılar kullanıyorum, neden kullanıyorum, odamın durumu nasıl onun hakkında bir bilgi vereyim. Hemen ardından program üzerinde ve ses kartı üzerinde neler yaptığımı birazcık anlatayım. Sonra da o mikrofonların seslerini dinleyelim. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Şu anda kayıt odasındayız. Davulumuz mikrofonlanmış halde. Mikrofonların markalarını ve detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Nasıl mikrofonladığımı ve neden öyle yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Bildiğim ve de deneyimlediğim kadarıyla. Kayıt odamı şöyle bir boydan boya çekeyim. Ortalama 10 metrekarelik. Aslında davul kaydı için çok da ideal olmayan bir oda. Küçük bir oda yani. Ama eski bir bina olduğu için tavan yüksekliğim fena sayılmaz yani 3 metre 3 metre 5 santim civarı bir şeydi. Yalıtımla hani 2.80'e belki o civarlara falan inmiştir. Yine de böyle bir tavan yüksekliği bulmak yine de şanslı sayılırım yani. Panellerim var işte. Taş yünleri var. Çevresi kumaşla kaplı. Tavanda da var. Şöyle göstereyim. Elimden geldiğince susturmaya çalıştım odayı. Köşeleri yumuşatmaya çalıştım. Hemen şu tarafta davul kaydından önce hem ben kayıt alırken beni görmeleri için bir ekranım var hem de Qbase ekranını görmeleri için bir ekranım var. Bu bazen özellikle vokalistlerin çok işine yarıyor. Ölçüyü sayamıyorlar, akoru sayamıyorlar ama nerede gireceklerini ekran üzerinden gördükleri zaman rahat bir takip oluyor. Aynı zamanda da dublaj işleri için e, görüntü içeri yansıtmak amacıyla kullanıyorum. Kablo dağınıklığımın kusuruna bakmayın. Şimdi davula asıl konumuza geri gelebiliriz. Kick mikrofondan bahsedeyim. Şöyle birazcık içeriği göstereyim. E, i̇çeride AKG D112 var. İçeriye bu şekilde yatırmamın sebebi şu anda kick'ten çıkan tondan çok fazla memnun olmamam. İçindeki tonu alayım, büyük ihtimalle trigger'larım şeklinde bir yaklaşımım var. Daha önce bu delik kısmına bakacak şekilde koymuşluğum da çoktur. Bir tane kondanser mikrofonu derinin burasına bakacak şekilde koymuşluğum da çoktur. Farklı farklı şeyler deniyorum. Şu anda içerideki sesten memnunum. Zaten dediğim gibi genelde kick'te trigger desteği uyguluyorum birazcık. Yardımcı oluyor. Ama tabii ki cazvari, akustik sound'un birazcık daha ön planda olduğu böyle bir tekniğe başvurmuyorum tabii ki. Uzakta hemen e, odanın köşesinde Rod K2'yi kurdum. Bel seviyesinde falan duruyor şu anda. Kardiyoid modda. Belki onu omni yapabilirim. Yani her tarafından ses alacak şekilde tercih edebilirim. Bir oda mikrofonu olsun diye düşündüm. Yani bu odada oda mikrofonu çok verimli olmuyor. Ama bazen güzelce kompresörle sıkıştırdığınızda o sinyali, bu mikrofona gelen sinyali Bazen verimli olabiliyor. Trumpete doğru gidiyorum. Trampette üst tarafta bir tane SM57'm var. Standart trampet mikrofonu. Şöyle yandan çekeyim. Yaklaşık 1-2 parmaklık bir yükseklikte ortaya bakacak şekilde durması gerekiyor. Yani benim genelde yaptığım tek taktik bu. Şu bilgiyi de vereyim size. Eğer deriye ne kadar dik olursa mikrofon o kadar fazla atak alırsınız. Ama tonda problem olur. Yatay aldığınız takdirde ve mikrofon birazcık trampetten uzaklaştığı takdirde ton verimliliğiniz artar. Ama trampetin atağından birazcık kayıp olur. Onu aranjmanınıza göre, nasıl bir ton istediğinize göre sizin ayarlamanız lazım. Şu anda istediğim tona yaklaşıyor bu şekilde kurduğumda. Trampetin altında da bir tane ton mikrofonum var. E, ee, Şuur'un PG serisinin, davul setinin mikrofonu. Alt mikrofona çok önem vermiyorum. Bazen kullanmadım bile oluyor. Ama burada muhtemelen Ghost Note kullanacağım ve onu birazcık daha belirginleştirmek için alt mikrofona ihtiyacım olacak. Ton 1 var. Ton bir de şu anda yine PG serisinin mikrofonu duruyor. Yine olabildiğince ortaya Doğru açılandırmış şekilde kullanmaya çalışıyorum. Dengeli bir atak ve dengeli bir ton elde etmek için. Floor tom 16'lık. 16'lık olduğu için yeni PG serisiyle gelen kick mikrofonu kullanmayı tercih ettim. Verimli geliyor bana. Overhead'lerim şöyle farklı bir açıdan çekelim. Overhead'lerim Rode NT5'ler. Ben dükkanı açtığımdan beri kullandım Overhead'ler. Memnunum da performanslarından. Bu şekilde tek sehpala bağlıyorum. Ayrı ayrı sehpa yerine. Ayrı ayrı sehpa yapmıştım ne oluyor bazen? Hayette de bir tane Samsung'un CO2 mikrofonu var. Yine dar diyafram kondansel mikrofon. Hayet mikrofonunu bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Ama muhakkak kayıtta bulunuyor. Bazen stereo genişliği vermek açısından faydalı olabiliyor. Ray'da ekstradan mikrofon koymadım bu setupta. Ee, çünkü çok geniş bir açıda durmuyor. Yani ikinci tomun yerinde durduğu için zaten stereo'da çok uzaklarda bir yerde yeri yok. O yüzden ihtiyacım olmayacağını düşündüm. Hemen kick'in üzerinde Şuraya doğru gidelim. Şu açı bizim işimizi görür muhtemelen. Steinberg'in paketiyle gelen bir kondanser mikrofon var. Ee, kike doğru bakıyor açısı. Tam olabildiğince floor tom, tom, Trampetin ortasında kike doğru bakacak şekilde koydum. Bunu izlediğim birkaç videoda görmüştüm ve ben de zaman zaman deniyorum. Denediğimde de iyi ki denemişim dedim çoğu zaman. Son olarak davulcu mikrofonu var. Ee, bir tane SM57 koydum buraya. Benim dönüp konuşabileceğim açıda duruyor. Ama yani bu kaydı tek başıma yapacağım için zaten konuşmayacağım ama bunun bazen aldığı sesi de kompreslediğiniz zaman mix'in içine, davul mix'inin içine dahil ettiğinizde bazen iyi sonuçlar verebiliyor. O yüzden bunu böyle koydum. Ama dediğim gibi işimize yaramayacaksa kullanmayacağım. Atladığım bir mikrofon yok sanırım. Kick, trampette iki mikrofon, tom 1, tom 3, kick'in üzerinde Bakan kondansel mikrofonumuz, Hayet mikrofonu, overhead'ler Rode KA2, room mikrofonum ve davulcu konuşma mikrofonum SM57. Toplam 11 kanallık bir davul kaydından bahsediyoruz. Mikrofonlama kısmı böyleydi. Şimdi ses kartında ve programdaki kısmını da anlatayım size. Ondan sonra seslerini dinleteceğim zaten. Yeniden merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi 11 tane mikrofon vardı elimizde. 4'ü RM'ye giriyor. 4 tane üzerinde preamp olduğu için. Toplam 7 kalan 7 mikrofonda alttaki Focusrite Octopre'ye geliyor. Octopre'nin 8 tane preampı var üzerinde. 7'sini buradan kullanıyorum. Bu oldukça önceden aldığım bir adat preamp. Dijital preamp. Yani bu direkt stüdyo ekipmanlarımı anlattığım videoda da anlatmıştım size. RM'ye adatla bağlanıyor ve ses kartı olarak RM'yi kullanıyorum haliyle. Bunu kullanarak preamp sayımı arttırabilmiş oluyorum. Şu anda 11 mikrofon, 12 tane mikrofonu destekliyor bu şekilde kullandığımda. 11 mikrofon da şu anki kaydımıza yeterli oldu. Görüntü şu şekilde. Ee, i̇sterseniz bir de Cubase'de bu işi nasıl yaptığımı, giriş çıkışları nasıl ayarladığımı onu anlatayım. Ondan sonra birazcık da davulun sesini dinleriz. Evet arkadaşlar şu anda da Cubase'de, daha doğrusu bilgisayarda ne gibi ayarlar yapmamız lazım? Çoklu kanal kaydı yapıcı, yapacakken davul gibi. Ee, onu birazcık anlatmaya çalışayım size. Şimdi Cubase kısmına işin içine girmeden önce, şundan da emin olmanız lazım. Şimdi mikrofonları taktınız. Bütün o taktığınız mikrofon girişlerinin eğer gerekiyorsa kondanser mikrofon varsa 48 voltların açık olduğundan, enstrüman girişi seçeneğinin seçili olmadığından hepsinden emin olun. Burada RMI'nin arayüzü var. RMI'de 48 voltu bu arayüz üzerinden açıyorsunuz. Ses kartının üzerinde herhangi bir tuş yok. Orada açmanız gereken şeylerin açık olduğundan olup olmadığından emin olmaya çalışın. Mesela benim şu anda Steinberg'in takılı olduğu kısımda Kanalda 48 voltum açık. Gördüğünüz gibi 48 volt seçenekleri ve enstrüman bağlantı seçeneklerini arayüzden yapıyorsunuz. Onu aklınızın bir kenarında bulunsun. Önde gördüğünüz o 4 preamp 9, 10, 11, 12. giriş olarak görünüyor. E, RMI'nin arayüzünde. Bunu ayarladıktan sonra QBase'e geldiğiniz aremi QBase'e tanıttığınızı varsayıyorum. Ya da kendi ses kartınızı adatıyla birlikte. E, adatını zaten otomatik olarak görür doğru tanıttıysanız ses kartını. F4'e bastım. E, giriş çıkışları ayarladım. Ekran çıktı karşıma. Şimdi eğer bir talkback kullanacaksanız ki ben burada kullanmayacağım ama kaydedenin ayrı, davulcunun ayrı olduğunu olduğu bir senaryoyu düşünüyorsanız davulcuyla iletişim kurmak istiyorsanız ve bu talkback kısmını bunun için ayrı bir monitör kontrolünüz yoksa ve QBase'den çözmek istiyorsanız burada bir talkback seçmeniz lazım. Adat 8 olarak seçelim bunu. Kulaklık çıkışlarım var. Her ses kartının üzerinde bazı özellikler farklı olabilir. Ama RMI'nin üzerindeki önünde bulunan iki tane kulaklık çıkışı 9-10-1'i 11-12-1'i şeklinde ayarlanmış. O yüzden onları göstermeniz gerekiyor. Eğer bu ekranda görüldüğü şekilde değilse. Eğer burada Q kısmını hiç açmadığınızı düşünürsek zaten output'a ne gönderiyorsunuz muhtemelen o kulakla da aynı şeyi gönderecektir ama bazen farklı mikser göndermek isteyebilirsiniz. O birazcık uzun bir konu. O yüzden buradan kulaklık çıkışlarımı gösteriyorum. Output'umun burada yine çıkışları doğru olduğundan emin oluyorum. Ders ses kartının ayarı farklı burada ya da göstermeniz gereken. İşte sizin asıl davul kısmı ile ilgili olan kısmına geldik. Burada inputları göstermeniz gerekiyor. Burada add bass diyorsunuz ve kaç tane kanalınız varsa ki bunlar mono kanal olacak. İsterseniz overheadleri stereo bir kanal içerisinde, tek kanal içerisinde de gösterebilirsiniz. Ama ben ayrı ayrı göstermeyi tercih ediyorum. Buradan istediğiniz kanal sayısını kaç tane bağladıysanız seçiyorsunuz. Add bass diyorsunuz, ekliyor. Aynı şekilde burada çıkan bütün kanalları sizin o bağladığınız kanalları göstermeniz gerekiyor. Burada şu kısmı tıkladığınızda zaten bütün elinizdeki adat da dahil bütün girişleri gösterecektir size. Hangi sayıları, hangi kanalları bağladıysanız hepsini tek tek göstermeniz lazım. Ya da bu daha önce yaptığınız ve bunu sevilediniz. Sevilediğiniz bir preset'i de buradan şey yapabilirsiniz. Çağırabilirsiniz. Burada hepsini ben sırasıyla gösterdim. İşte dediğim gibi 9 10 11 12 RM'nin önündeki preamp'lar, adat 7'ye kadar olan preamp'ın toplam 11 kanal burada görünüyor. Burada bunları doğru gösterdiniz olduğunuzda eğer elinizde bir kağıt varsa ki bence giriş çıkışları bütün hepsini bir kağıda yazın. Mikrofonlarken kafanız karışabiliyor. Ben bunu yaparken gene kafam karıştı. 50 kere yapmış olmama rağmen unutabiliyorsunuz çünkü. Burada isimlendirmesini yapın. Sallıyorum. Analog 9'a emin olseniz K2'yi bağladım. K2 diye seçin. 2 yeneği bağladınız. Trumpeti bağladınız. Trumpet ya da sinir diye yazın buraya. Hepsinin sırasıyla yazın. Sonra burayı kapadım. Tabii ki benim bunu bir de Cubase'in kendi ekranı üzerinde göstermem lazım. Sağ tıkladık, add track dedik. Audio dedik. Burada input'unu seçebiliyorsunuz ama çoklu kanal seçeceğim için şu an bunu kısmında ilgilenmiyorum. Buradan istediğim kanal sayısını seçip add track dediğinizde yine mono ve stereo olup olmadığını kontrol edin çünkü mikrofonlarımız mono. O yüzden mono seçmeniz mantıklı. İstediğiniz kanal sayısını ekleyip add track diyorum. Ben zaten daha önceden eklediğim için cancel dedim şimdilik. Burada o 11 kanalım da görünüyor şu anda. Seçtiğim kanalların hepsi şu an görünen kanallar. K2 dediğim gibi ismine gelmiş. Kick 3'e girmiştim. İşte bu kanalları açtıktan sonra o ayarlamış olduğunuz inputları da buraya göstermeniz gerekiyor. Bu da bunu da şu kısımdan yapıyoruz. Kanalı seçtikten sonra şurada input ve output kısımları görünür. Mouse'un olduğu yerde. K2'yi seçmişim. Kick'i ben 3'e girmiştim. 3'ü seçmişim. Tom 2'yi mono 8'e girmişim. Mono'yu 8'de adatlardan biriydi. O ekranda hatırlarsanız. Hepsini yönlendirmişim. Yani genellikle bu tip şeylerde abi mikrofondan ses gelmiyor, abi sıkıntı var, işte çalışmıyor, kablon bozuk gibilerde genellikle yazılım hata yapmaz. Siz girişleri ve çıkışları doğru göstermemiş olursunuz. Hata genellikle insanda olur. Çok nadir programın hata yaptığını gördüm. Genellikle Allah kahretsin ses kartını bu programı bilmem ne diye çok söylendiğim anlar oluyor ve sonra o bir yeri tıklamayı unuttuğumu görüyorum o aklınızın bir kenarında bulunsun. Genellikle hatayı biz yapıyoruz yani. Ve bütün bu giriş çıkışları gösterdikten sonra kulaklık ayarlarını yaptıktan sonra davul kaydı için hazır oluyoruz. Cubase'in bu kontrol room kısmını detaylı bir şekilde anlatmak isterim ama ayrı bir konu. Eğer Cubase ile böyle bir davul kaydı yapmak isterseniz ve bu kısım sizin çok kafanızı karıştırıyorsa Gene ben bireysel olarak da yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda burada ne çalıyorsa yani kontrol odasında ne çalıyorsa benim kulağıma da o gidecek. Ayrı ayrı herhangi bir mix göndermedim kafanız bulanmasın. Gördüğünüz gibi burada bir altyapım var, click train var. Ee, bunu ayrıca bir video olarak göstereceğim. Şu anda ekranı üzerinden yapmam gerekenleri yaptım. Şimdi o mikrofonların nasıl ses aldığını, nasıl bir ses dağılımı olduğunu, odada nasıl bir ses olduğunu onu göstermek için davulun başına geçeyim. Evet arkadaşlar şu an davulun başındayım. Sadece kick mikrofonunu aldı sinyale bir bakalım. Bütün mikrofonlar açıkken kendini bir duyalım. Sadece trompetin üst mikrofonunu aldı ses. Sadece alt mikrofonunu aldı ses. Tom 1'de sadece tom mikrofonunu aldı ses. Tüm mikrofonlar açıkken ki gelen ses. <laughs> Floor tom'un aldığı ses. Floor tom'da hatırlarsınız, PG'nin kick mikrofonu vardı. Bir sorun olduğunu fark ettim. Onu değiştirdim. Şu an yine tom mikrofonu var. PG'nin PG56. Sadece onun aldı ses. Tüm mikrofonlar açıkken gelen ses. Sadece overhead mikrofonlarını aldı sese bakalım. High-head mikrofonunu aldı ses. Genel bir çalım yapayım. Ee, hem oda mikrofonunun hem kikin üzerinde bulunan Steinberg'in hem de davulcu mikrofonunun aldığı sesleri birazcık duyun. Evet arkadaşlar akustik davul kaydını elimden geldiğince detaylı bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Mikrofonundan tutun yazılım içerisindeki durumuna kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini, nasıl kaydediyorum ve nasıl mixliyorum serisinin devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.